Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Ağustos 2012'de yaşanan olay, cevabı bugüne dek bulunamayan gerçek bir sır haline geldi. İnsanların iz bırakmadan kaybolmaları her ne kadar yaygın bir olgu olsa da bu olayda hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Donald Dagger, 43 yaşında Minnesota'lı bir kamyon şoförüydü. Aynı zamanda hevesli bir avcıydı. İş yeri Warrow şehrinde Kanada sınırından çok uzakta değildi. Adam bekardı ve tüm boş zamanlarını avcılık ve balıkçılıkla geçiriyordu. 11 Ağustos 2012 sabahı Doğu sahiline yaptığı bir geziden dönmüştü. Amacı kullandığı yarı römorku iş yerine teslim edip kendi arabasıyla geri dönmekti. Saat 4.30 sıralarında arabasından kız kardeşini aradı ve kamuflajlı 10 kişinin aracın etrafını sardığını söyledi. Bu sırada kız kardeşi Donald'ın esrarengiz adamlarla konuşmasını da duyabiliyordu. "Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? İşbirliği yapmak istiyorum." Kız kardeşi çok korktu. Ardından Donald kardeşine 911'i arayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Bu kız kardeşi Diana Dagger'ın onunla son konuşmasıydı. Kardeşiyle yaptığı bu telefon görüşmesinden sonra Donald gerçekten de 911'i aramıştır. Adam karanlıktan dolayı yerini tam olarak söyleyemedi ancak Merwin Windows fabrikasının doğusunda durduğunu ve bulunduğu yerin yakınında da bir demir yolunun olduğunu söyledi. Telefondaki memur ona bir polis ekibi göndereceğini söyledi. Buna karşılık Donald da aracından inerek etrafa bakınacağını bildirdi. Polis hızla olay yerine geldi. Ancak kamuflajlı kimse yoktu. Aslında Donald'dan başka kimse yoktu. Donald tamamen yalnızdı. Adam polisler gelir gelmez onlara arabanın yakınlarında birilerini görüp görmediklerini sordu. Daha sonra memurlara adamların batıya doğru kaçtıklarını söyledi. Kamuflaj giymiş yaklaşık 10 kişi görmüştü. Telefonunun kamerasını açtı ve en azından bir şey görmeyi umarak renkleri ters çevir modunda karanlığa baktı. Polisin hatırladığına göre adam sakin görünüyordu. Anlaşılır bir konuşması vardı. Korkmuş görünmüyordu. Memur Schultz diğer polislerle birlikte aracın etrafını dolaştı. Yakındaki tarlayı aradılar ancak etrafta hiç kimse yoktu. Şunun da altını çizelim ki Dagger'dan izin aldıktan sonra polisler kullandığı herhangi bir ilacın onda sanrılara yol açabileceği ihtimaline karşı araçtaki bütün ilaçları kontrol ettiler. Şüphelenebilecekleri herhangi bir durum yoktu. Dagger'ın da bir madde etkisi altında olduğuna dair işaret yoktu. O bir uzun yol kamyoncusuydu. Bu insanlar bırakın maddeyi yolculukta alkol de almazlar ya da çok nadiren alırlar. Onlar gerçek profesyonellerdir. Memur Schultz vardiyasına başlayabilmek için başka bir memur almak zorundaydı. Bu yüzden ayrıldı ve başka bir memurla bir süre sonra geri döndü. Polisler geldiğinde Dagger römorktaki eşyalarını arabasına yüklüyordu. Memurlara o insanları yine gördüğünü ve daha az önce gittiklerini anlattı. Tekrar polisi aramaya çalışmış ama bağlanamamıştı.
Polisler onun bu sırada çok kötü göründüğünü ama bunun sadece korku ve aşırı yorgunluktan kaynaklandığını anlatıyorlar. Çünkü başta da dediğimiz gibi Donald uzun bir yoldan daha yeni gelmişti. Polis adamın halüsinasyon görebileceğini düşündü. Duggar'a kontrol için kliniğe gitmesi önerildi. Ancak o reddetti. Kardeşini aradıktan sonra Diana onu tekrar geri aradı. Bu sırada daha erkendi ve Diana'nın işte olması gerekiyordu. Diana ve oğlu, ayrıca erkek kardeşi de Donald ile bağlantı kurmak için sayısız girişimde bulundular. Ancak onun kayıp olduğunu bildirmediler. Donald o zamandan beri görülmedi. Adamın teselli edilemeyen kız kardeşi ve erkek kardeşi onunla iletişime geçmeye çalıştı. Ama boşuna. Sonunda Donald Duggar'ın kayıp olduğu bildirildi. Son görüşmesinden sonraki günlerde telefonunun sürekli açık olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmek ilginç olurdu. Donald'ın arabası, Beltrami Eyalet Ormanı'ndaki Winner Bunker'ın yaklaşık 1 mil kuzeydoğusunda bir ATV patikasında üçüncü bir şahıs tarafından fark edildi. Aracın plakasını kontrol eden polis, onun Donald'a ait olduğunu tespit etti. Memurlar Donald'ın evine gittiler, ancak evde kimse yoktu. İşvereni ise römorku teslim ettikten sonra hiç dönmediği için onun işi bıraktığını zannetmişti. Arabanın etrafında ayak izleri vardı fakat bunların Donald'a ait olup olmadıkları belirlenemedi. İzler yakındaki mezarlığa doğru gidiyordu. Yaklaşık yarım mil ötede ana yol üzerinde bir kamuflaj eldiveni bulundu. Bu eldivenin Donald'a ait olduğu ortaya çıktı. Silahı arabadaydı, silah taşıma ruhsatı vardı. İki dolu şarjörlü tabancasının hala arabada olması tuhaftı. Donald'ın kız kardeşi Diana, onun her yere silahıyla gittiğini iddia ediyor. Donald'ın cep telefonu asla bulunamadı. Kayıp olduğu bildirildiğinde şarjı bitmişti. Cep telefonu sağlayıcısı bazı günlükleri sağlamayı başardı. Buna göre son arama Ağustos'un 11'inde 911'e yapılmıştı. Donald'ın telefonuna ping atmak için çok sayıda girişimde bulunuldu. Ancak yanıt gelmedi. Polis yerel güvenlik kameralarını kontrol etti. Arabası kendisi iş yerinden ayrıldıktan sonra alınmıştı. Güvenlik kamerasının görüntü çözünürlüğü çok düşüktü. Bu nedenle de arabada yanında birinin daha olup olmadığı anlaşılamadı. Ancak arabayı kimsenin takip etmediği kesindi. Kız kardeşi Donald'ın kaybolduğu gün 3 maaşlık çekini sakladığını söyledi. O gün yanında yaklaşık 4000 dolar vardı. Akrabalarına göre bu adam malını, mülkünü, eşyasını asla terk etmezdi. Adamın arabasının bu bölgeye nasıl geldiği hala büyük bir sır. Hande Yalantra'nın en son şehirden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta gördüğünü söyleyen görgü tanıkları var. Duggar'ın arabasının ormanda nasıl terk edildiğine ve en önemlisi nereye kaybolduğuna dair birçok versiyon var. Garip olan şu ki, Donald'ın ortadan kaybolmasından sonra nakliye şirketindeki patronu, çalışanının nerede kaybolduğunu bile merak etmedi. Duggar'ın kamyonuna başka bir sürücü atandı ve olaydan 6 ay sonra şirket tamamen battı. Dosya şu an hala açık. İnsanların aniden ve en gizemli koşullar altında ortadan kaybolduğuna dair birçok veri var. Bu kaybolmaları incelersek, bunlarla ilgili bütün delillerde mantıklı bir sonuç olmadığı kanısına varabiliriz. Gelin bu akşam tarihin en tuhaf sır kayboluşlarına yapılan doğaüstü açıklamalara bir göz atalım ve asırlar öncesinden günümüze gelen bazı kayıtlara bakalım. 30 Temmuz 1889. O gün İngiliz The Daily Chronicle gazetesi, aynı yılın 13 Temmuz'unda ünlü Macmillan yayın evinin sahiplerinin ailesine mensup Bay Macmillan'ın Olimpos Dağı'nın zirvesine tırmandığını bildirdi. Elini yukarıdan salladığını gördüler. Ardından ortadan kayboldu. Kapsamlı bir aramaya ve teklif edilen büyük bir ödüle rağmen hiçbir zaman bulunamadı. 1809'da Bay Batters isimli bir adam, bir Alman bira mahzeninden ayrılarak at arabalarının yanına gitti. Yolda kayboldu ve bir daha hiç görülmedi.
Aralık 1900'de Lewis adasından Flannan adalarına giden bir vapur, uzaktaki bir deniz fenerindeki işçileri almak için yola çıkmıştı. Ancak işçiler orada değillerdi ve hiçbiri bir daha görülmedi. Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları Day ve Stewart 1924'te Irak çölüne acil iniş yaptılar. İzleri uçaktan biraz uzakta kumda açıkça görülüyordu. Sonra izler kesiliyordu. Ve o günden beri hiç kimse pilotları göremedi. Neler olup bittiğine dair herhangi bir rasyonel açıklama yapmak mümkün olmadığında kaçınılmaz olarak paranormal açıklamalar doğar. Şeytanın hilelerinden söz edilir. Özellikle de karanlık yaşam süren insanlar söz konusuysa. Örneğin Owen Parfitt'in 1769'da ortadan kaybolması, şeytan kendisine ait olanı aldı şeklinde açıklanmıştır. Parfitt bir zamanlar bir korsandı ve Somerset ilçesindeki Shepton Mallet'te yaşıyordu. Felçliydi. Bir gün ona bakan bir akrabası onu bir battaniyeye sarıp temiz hava alabilmesi için evin girişindeki bir sandalyeye oturttu. Ve kendisi bir iş için evden çıktı. Döndüğünde sandalye sırtının altına konan yastık ve battaniye yerindeydi. Ancak yaşlı adam iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Ot biçiciler o sırada evden çok uzakta değillerdi. Bu ıssız evden kimsenin geçmediğinden eminlerdi ve olağan dışı bir şey duymamışlardı. Fakat şeytanın hileleri saygın bir yaşam süren insanların da ortadan kaybolmasını açıklayamaz. Ve bu sefer başka bir versiyon ortaya çıkar. Melekler tarafından doğrudan cennete götürüldüler. Ancak kaybolanların çoğu ne melekler ne de şeytan için yeterince değerli insanlar değildir. Bu yüzden de kendilerinin bir tanrı ya da şeytan tarafından çağrıldıklarını varsaymak zor. Bu nedenle bu tür kaybolmalar kimsenin gerçekten de bir şey söyleyemeyeceği bir tür büyülü gizemli güce atfedilir. İnsanların çeşitli doğaüstü varlıklar tarafından kaçırıldığına dair yaygın bir inanç vardır. Ancak birçok gizemli kayboluş bununla da açıklanamaz. Çoğu insanın sihire inandığı bir dönemde bu güç büyücülerle özdeşleşmişti. 1678'de değil de bugün böyle bir şey olsaydı, insanlar olanların suçunu UFO'lara ve onları uçuranlara yüklerdi. Doğru, zamanımızda aniden ortadan kaybolan ve daha sonra geri dönen insanlar, genellikle büyücüler, periler, tanrılar ve hatta UFO'larla ilgili olmayan, tanımlanamamış bir güç hakkında hikayeler anlatırlar. Böyle bir kaybolmanın açıklaması Kasım 1978'de UFO incelemesinde verildi. Arjantin'in Paxia Blanca kentinin yakınlarında bir olay yaşandı. Carlos Diaz adında genç bir garson, 4 Ocak 1975'te sabah erkenden eve yürüyordu. Aniden yukarıdan gelen güçlü bir ışık hüzmesiyle felç oldu. Etrafındaki hava vızıldamaya ve titreşmeye başladı. Ve bilinmeyen bir güç tarafından yaklaşık 3 metre kaldırıldığını hissetti. Sonra bilincini kaybetti ve daha sonra başka hiçbir şey hatırlayamadı. Yaklaşık 4 saat sonra yolun kenarındaki çimenlerin üzerinde yatarken uyandı. Yanında iş kıyafetleri ve o sabah aldığı bir gazete vardı. Ancak daha sonra ortaya çıktığı gibi, Diaz hastaneye kaldırıldığı ve ilk yardımın yapıldığı Buenos Aires'in eteklerinde evinden 800 kilometre uzaktaydı. Diaz ortadan kaybolması ve dönüşü arasında geçen sürede nerede olduğunu açıklamak için hem mitolojik hem de UFO literatüründe bulunması kolay bir hikaye anlattı. Ancak hikayesinin kendine özgü detayları vardı. Bilincini kaybettikten sonra insanlara benzeyen ama yeşil renkli 3 garip yaratıkla birlikte şeffaf bir kürenin içindeydi. Kolayca, acı çektirmeden saçlarını çektiler. Diaz'ın muayene edildiği hastane, kökleri sağlam kalmasına rağmen onun gerçekten de saçlarının bir kısmını kaybettiği sonucuna vardı. Diaz'ın kaybolduğunu kimse görmemişti ve sırf döndüğü için hikaye ün kazandı. The Times gazetesinin 13 Ocak 1843'te yazdığı Clevaux kasabasından Fransız çocuklarla ilgili olağan dışı bir vaka hakkında bir hikayeden alıntı yapabiliriz. İki küçük kız bir hortuma yakalanmış gibi havaya kalktı. Yakınlarda bulunan anne ve babalar bu hava akımından etkilenmeyip kızları tekrar yere çektiler.
1909 Noel arifesiydi. Şenlikler tüm hızıyla devam ediyordu. Oliver Thomas evden çıktı ve sonra yukarıda bir yerden gelen yardım çığlığı duyuldu. Bütün bölgeyi aradılar. Oliver'ın ebeveynleri ve misafirleri kar üzerinde evin 75 metre uzağında biten ayak izlerini buldu. Bir daha kimse ondan haber alamadı. Yine 11 Aralık 1873 tarihli Times gazetesi Bristol şehrinde bir otelde kalan yaşlı Campston çiftiyle ilgili bir haber yaptı. Geceleri bazı sesler duyuyorlardı. Bay Campston bir gece yatağından kalktı ve gece ayakkabılarını aramaya başladı. Ancak anlattığına göre o sırada yerde açılan karanlık bir boşluğun içine çekilmeye başladı. Karısı onu tüm gücüyle tutarak bunu engelledi. Panik içinde odanın penceresinden dışarı fırladılar. Tren istasyonunda gecelikleri içinde polis ararken bulundular. Eski zamanlarda çocukların kaybolmasından genellikle periler sorumlu tutulurdu. Perilerin çocukları nasıl kaçırdığı ve bazı garip bebeklerle değiştirdiği hakkında hikayeler anlatılır. Daha önce perilerin gerçek varlığına olan inancın yaygın olduğu zamanlarda bu tür efsaneler oldukça yaygındı. Bugünlerde çok az insan perilere inanır. Halliwell'ın 1845'te yayınlanan peri mitolojisine örneklerde atıfta bulunduğu Waldron'un Man Adası tarihinde çocukları doğumdan kısa bir süre sonra kaybolan bir kadının hikayesi vardır. Bu kadının üçüncü yeni doğan çocuğu kaybolduktan sonra görünmez bir gücün onu nasıl kaldırdığını gördüğünü, çığlık attığını, kocasının koşarak çocuğun yanında olduğunu gösterdiğini ama onun kendi çocuğu olmadığını, garip, buruşuk bir yaratık olduğunu gördüğünü söyledi. Anlatılana göre nereden geldiği belli olmayan çocuk birkaç yıl yaşadı. Ancak hiçbir zaman konuşmadı, yürümedi ve otlardan başka bir şey yemedi. Bert Sayk adında bir araştırmacı ise İngiliz Hayaletleri adlı bir kitaba atıfta bulunarak başka bir hikaye anlatır. Galler, Abbeyford'da yaşayan Janet Francis bir gece uyandığında çocuğunun kendisinden yavaş yavaş çekildiğini hissetti. Çığlık attı, dua etmeye başladı ve çocuk yanında kaldı. Bilinmeyen bazı güçler tarafından ışınlanan yani bir yerden başka yere nakledilenlerin özel bir şekilde işaretlendiği söylenir. Ve gerçekten de bu çocuk büyüdüğünde ünlü bir vaiz oldu. Daha eski zamanlarda periler, büyücüler veya cadılar canlıları kaçırma yeteneğiyle anılırken onlara karşı koymanın yolları da belirtilirdi. Halk masallarında kaçırılan veya ikame edilen çocukları kurtarmak için birçok tarif günümüze dek gelmiştir. Kaybedilen veya kaçırılan bir kişinin kaybolmasının yıl dönümünde geri dönebileceğine dair eski bir inanış, İskoç Daily Express'te 27 Aralık 1971 tarihli bir haberle gündeme geldi. 1966 yılında sabahın erken saatlerinde Alex Gregorn iki ağabeyiyle birlikte Glasgow-Govan yolu üzerinde yürüyordu. Alex aniden ortadan kayboldu ve onu bir daha hiç görmediler. 1 Ocak 1972'de iki kardeş 6 yıl önce olduğu gibi aynı caddeden tekrar yürümeye ve Alex'in kaybolduğu yerden belki geri gelir umuduyla geçmeye karar verdiler. Ancak beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını bilmiyoruz. Kenya'da yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki Turkana Gölü'nün ortasında yerli kabile sakinlerinin geri dönülmez anlamına gelen Envai Tenet dediği bir ada var. Birkaç nehir aynı anda gölün içine akıyor. Gölde çeşitli balık türleri ve çeşitli timsah türleri yaşamaktadır. Ancak adanın kendisi gezginlerin daha çok dikkatini çekiyor. Çünkü yerli halkların anlatımlarına ve hikayelerine göre adada insanlar uzun yıllardır kayboluyor. İlginç bir gerçek, bu Kenya adasının yakınında gezegenimizdeki en eski insan kalıntılarından birinin bulunmasıdır. Yaklaşık 1 milyon yıl önce yaşamış bu adamın ayak izini inceleyen araştırmacılar, onun iki ayak üzerinde yürüdüğünden eminler. Adaya ulaşan birçok turist ise burada yaşayan devasa boyutlardaki timsahların barışçıl karakteri karşısında şaşkınlığa düşmüştür. Uzunlukları 5 metreyi bulan bu timsahlar, neredeyse burunlarının dibinden geçen keçilere dahi saldırmamaktadırlar. Kimilerine göre bu, onları burada kimsenin avlamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü yerel timsahların derisinde, ondan çanta ve ayakkabı yapmak için uygun olmayan büyümeler var.
Timsahlar etoburdur, mutlaka avlanıyorlardır. Ancak belki de bu hayvanlar diğer türdaşları kadar açgözlü değiller. Adanın ilk yerlileri hakkında çok az bilgi var. İlk kayıtlar 1630'lu yıllara aittir. Ancak bu insanların rivayetleri günümüze de gelmiştir. Ve bunlara göre asırlar öncesinde bu insanlar adada yaşayan insansı hayaletlerden bahsetmişler. Bu yaratıklar o kadar korkunçlarmış ki, insanlar onlarla karşılaştıklarında korkudan ya sağlıkları bozulur ya da oldukları yerde yaşamlarını yitiriyorlardı. Hayatta kalanlar uzun bir süre boyunca hareket edemiyor ve konuşma yetilerini kaybediyorlardı. Ayrıca adada zaman zaman gezegenin içindenmiş gibi gelen garip sesler duyulur. Ruhlardan çok korkan yerliler, kurbanlar adayarak onları yatıştırmaya çalıştılar. Ancak adanın üzerinde yaşayan insanları kovmaya çalıştığı hissi onları hiçbir zaman terk etmedi. O zamanlar adada timsahlar dışında hiçbir hayvan veya kuş yoktu. Sadece alışılmadık derecede parlak zümrüt tonunda yemyeşil bitki örtüsü, cilalanmış gibi pürüzsüz kahverengi taşlar vardı. Ve bu taşlar belirli yerlerde bir görünüp bir kayboluyorlardı. Her yeni ay doğduğunda yerliler hayvan veya insan olup olmadığı bilinmeyen birine ait, gittikçe çığlığa dönüşen ürpertici inleme sesleri duymaya başlıyorlardı. Ve bu ses birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebiliyordu. Daha sonra yerliler, geceleri tanımlayamadıkları devasa canavarların kabile üyelerine saldırdığına şahit oldular. Saldırıya uğrayan insanlardan geriye hiçbir iz kalmıyordu. Ancak en korkunç olanı köylülerin geceleri gördükleri vizyonlardı. Bunlar insanlara belli belirsiz benzeyen, olağan dışı yaratıkların tuhaf renkli görüntüleriydi. Bu görüntüler bazen köyün üzerinde adeta toplu bir gösteri yapıyorlardı. Adada sudan sebepler yüzünden insanlar ölüyordu. Kimisi taze balıktan zehirleniyor, kimisi sakin gölde boğuluyor, kimisi nereden nasıl geldiği belli olmayan bir travmayla, kimisi küçük bir kesiğin sebep olduğu kan zehirlenmesinden ölüyordu. Birkaç küçük çocuk annelerinin burnunun dibinden kayboldu ve bulunamadı. Bir zamanlar müreffeh köyde yaşam dayanılmaz hale geldi. Ayrıca sakinleri kendilerini bir tür tecrit içinde buldular. Adayla ilgili kötü söylentiler büyük bir hızla çevreye yayılınca diğer kabileler burayı ziyaret etmeyi bıraktı. Zamanla adanın bazı kısımları insanlar tarafından geçilemez oldu. Ağaçların dalları komşu ağaçlarla sıkı bir şekilde iç içe geçti ve bir taş gibi sertleşti. Bu da o bölgeyi geçmek isteyenlerin sonsuza dek engellenmesini sağladı. Yine yerli Elmolo kabilesinin anlatımlarına göre bazen geceleri göl sisinin içinden bir şehir yükselir ve bu şehir yere düşmüş bir gökkuşağı gibi renkten renge bürünür. Şehrin duvarları ve kuleleri ise yıldızlı gökyüzünden yerlere saçılmış renkli mücevherler misali göz kamaştırıyor. Ancak birçok kulenin harap olduğu ve birçok saraydan sadece kalıntıların kaldığı açıkça görülüyor. Böyle anlarda hayalet şehirden garip bir titreşim sesi geliyor. Bir tür cenaze şarkısı gölün ve bu büyülü şehrin üzerinden duyulmaya başlıyor. Bu ses bazen yumuşak ve kısık, bazen ise baş ağrısına neden olacak kadar yüksek ve tizdir. Bu tür görüntülerden sonra kabile üyelerinde şiddetli eklem ve kas ağrıları, İştahsızlık ve görme bozukluğuna neden olan tuhaf bir hastalığa yakalanıyorlardı. Belirli bir zaman dilimi boyunca doğan çocuklar kısa süre sonra ölüyorlardı. Daha da tuhaf olan bu bebeklerin cesetleri adanın tropikal iklimine rağmen kendi kendine mumyalanıyorlardı. Yerel efsaneler Envai Tenet adasında alevlerin çıktığı bir borunun varlığından bahseder. Yerin derinliklerine uzanan belirli koridorlardan da söz edilir. Elmolo kabilesinin inanışlarına göre adanın sahibi Dev Wat Usumu Tong Duhrai'dir. Bir gün anakaradan bir adam uzun zamandır görülmeyen sakinlerinin ne durumda olduklarını öğrenmek için adayı ziyaret ettiğinde tüm kabilenin kaybolduğunu gördü. Ancak evler ve içindeki eşyalar dokunulmadan duruyordu.
Hatta sönmüş bir ateşin üzerinde pişmiş ama zamanla kokuşmuş bir balık vardı. İnsanlar kısa süreliğine evlerini terk etmiş gibilerdi. Adanın hiçbir yerinde insan kalıntısı, kıyafet, ayakkabı ve hatta herhangi bir saldırı belirtisi bulunamadı. Ada uzun yıllar boyunca ıssız kaldı. Ta ki civardaki diğer kabilelerden bazı meraklılar burayı bir daha ziyaret edene kadar. Tarih aynı şekilde tekerrür etti. Buraya yeniden birileri yerleşti. Daha sonra yakınları onları ziyaret ettiklerinde adada ne insanları ne de onların kalıntılarını bulabildiler. Hatırlatalım ki sadece birkaç kilometre uzunluğundaki bu ada içinde kaybolunamayacak kadar küçüktür. 18. yüzyılda adada biri Almanyalı, diğeri Hollandalı olmak üzere iki ekip daha kayboldu. Onlar da tıpkı yerli Elmolo kabilesi üyeleri gibi geriye hiçbir iz bırakmadılar. 1935 yılında Kenya'da araştırmalar yapan İngiliz kaşif Vivian Fuchs, iki meslektaşı Martin Shefflis ve Bill Dyson'ı adaya yolladı. Birkaç gün boyunca her şey normaldi. Adadaki çalışanlar her akşam sahilde fenerler yakarak her şeyin yolunda olduğuna işaret ettiler. Ancak daha sonra işaretler kesildi. Birkaç gün daha geçtikten sonra meslektaşlarını merak eden diğer kaşifler adaya geldiler. Shefflis ve Dyson hiçbir yerde bulunamadı. Daha da şaşırtıcı olan bu adamların burada olduklarına dair de hiçbir iz yoktu. Yerel yetkililer tarafından tahsis edilen bir uçak günler boyunca adanın üzerinde uçtu. Daha sonra vaat edilen büyük ödülün cazibesine kapılan Elmolo kabilesi halkı tam anlamıyla adadaki her taşın altına baktı. Ancak boşuna. En son 20. yüzyılın ortalarında komşu kabilelerle sürekli çatışma halinde yaşamaktan bıkmış 30 kadar Elmolo kabilesi üyesi adaya yerleşmeye karar verdi. Burada evler inşa ettiler ve balıkçılıkla uğraşmaya başladılar. Tuttukları balıkları düzenli olarak kabilelerine götürerek onları süt, ekmek ve diğer ürünlerle takas ettiler. Ancak bir süre sonra adalıların ziyaretleri bıçak gibi kesildi. Bunun üzerine adayı sallarla ziyaret eden kabile üyeleri yine benzer manzarayla karşılaştılar. Her şey yerli yerindeydi ancak adada insan nefesi yoktu. Şimdiye kadar Envai Tenet adasında yaşananlarla ilgili tam bir açıklama yapılamadı. Varsayımlar arasında adada yaşayan dev zehirli kobralar da yer alıyor. Bazı bilim insanları volkanik kökenli Turkana Gölü'nün periyodik olarak zehirli gazlar yaydığını ve bu gazların adada yaşayan insanların psikolojilerinde acı verici bir etkiye sahip olduğunu öne sürüyorlar. Belki de sakinler toplu bir delilik haline geçerek kendilerini göle atıyor ve boğuluyorlar. Bir başka versiyon, insanların gölde yaşayan ve gece olunca karaya çıkan dev timsahlar tarafından yendikleri yönündedir. UFO araştırmacıları ise Envai Tenet adasındaki açıklanamayan olayları dünya dışı varlıklara bağlıyorlar. Daha açık bir deyimle adanın bir tür üs olabileceği ihtimalinden bahsediyorlar. Ancak tabii ki bunu kanıtlayabilmek için elimizde hiçbir şey yok. Kenya'da yaşayan göçebe Turkana kabilelerinin efsanelerine göre adada yaşayan insanlar bereket tanrısı tarafından alınmaktadırlar. Araştırmacılar dünyada benzer bölgelerin çok sayıda bulunduğunu yazıyorlar. San Francisco, Kaliforniya'dan Teaneck, New Jersey'ye kadar Interstate 80 veya daha basit olarak I-80 yolu uzanıyor. Bu önemli arter tüm ülkedeki en engebeli ve cansız alanlardan bazılarını içeren Kuzey Nevada'dan geçer. Bu yol boyunca seyahat eden insanlar çoğu zaman saatlerce kupkuru çölden başka hiçbir şey göremezler. Bu nedenle de I-80'in bu uzantısına kötü şöhretli The Big Lone yani Büyük Yalnız takma adı verildi. Trajik bir şekilde bu Nevada otoyolu bir dizi faili meçhul cinayete ve kaybolma vakasına ev sahipliği yaptı ve bazılarının failinin kimliği veya ne yaşandığı hiçbir zaman anlaşılamadı. ...2021 yılında Rusya'da özellikle ormanlarda kaybolan insan sayısı 5000'e ulaştı. Rus İzvestiya gazetesine göre bunlardan sadece 667'sinin cesedi bulundu. Geri kalanların akıbeti hala bilinmiyor.
Sadece Temmuz ve Ağustos ayları arasında 600'den fazla kayıp ihbarı alındı. Rus arama kurtarma organizasyonu Lisa Alert, yılın 8 ayı boyunca 26.374 ihbar aldı. Bu rakam 2019 yılındaki toplam kayıp ihbarı sayısından daha fazladır. Uzmanlara göre genellikle ormanda kaybolanlar 2-3 kilometreden daha derine inmezler. Ancak oryantasyon becerilerinin eksikliği nedeniyle çıkış yolunu bulamazlar. Cesetlerine ulaşılanların ölüm nedeni genellikle hipotermidir. Lisa Alert arama ve kurtarma ekibinin koordinatörü ve Yeni İnsanlar Partisi'nden Devlet Duması Milletvekili Oleg Leonov, Rusya'da her yıl yaklaşık 180 bin kişinin kaybolduğunu anlatıyor. Bunların bir kısmı ya bulunuyor ya da ölü bulunuyor. Ancak ortalama 20 bin insan tamamen sırra kadem basıyor. Lisa Alert organizasyonu Eylül 2010'da yaklaşık 500 gönüllüden oluşan bir grup, Moskova yakınlarındaki Orekhova Zuyev'de kaybolan 5 yaşındaki Lisa Fomkina ve teyzesini aradığında oluşturuldu. Kadının cesedi 9, çocuğun cesedi 10 gün sonra bulundu. İkisi de donarak ölmüşlerdi. Şu anda Lisa Alert gönüllülerinin sayısı yaklaşık 30 bindir. Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı, Birleşik Devletler. 1830'da ABD Başkanı Andrew Jackson, yerli halkın Mississippi Nehri'nin batısındaki ıssız bölgelerine zorla tahliyesini başlatan bir yasayı imzaladı. Kızılderililerin çoğu yetkililer tarafından önerilen arazi takasını kabul etti. Ancak onlardan ayrılan birkaç yüz kişi, daha sonra parkın oluşturulduğu mağaralara ve ulaşılması zor dağ yamaçlarına sığınmayı tercih etti. Beyaz adamın bölgeye yerleşmesiyle çevre katliamı başladı. Kereste hasadı endüstrisi hızla gelişti. Yoğun ağaç katliamları bölgenin bakir güzelliğini bozdu. Bu yerlerde bir doğa koruma belgesi oluşturulmasına yönelik ilk öneriler 1890'larda ortaya çıktı. Kuzey Carolina Yasama Meclisi'ne buna uygun bir yasa tasarısı bile sunuldu. Ancak milletvekillerinin oylarından geçmedi. Ülkenin aktivistleri uzun yıllar mücadele verdiler. 1926 yılında nihayet yasa geçti. Ancak Başkan John Coolidge, gelecekteki iki park için gerekli araziyi satın almak üzere bir yasa tasarısı imzaladığında işler çığırından çıktı. Federal hükümetin bunu yapmak için yeterli yetkisi olmadığı için fon yaratma konusundaki temel endişeler devlet yetkililerine ve özel koleksiyonculara düştü. Para çeşitli kaynaklardan geldi. Kuzey Carolina ve Tennessee eyaletlerinin yetkilileri her biri 2 milyon dolar ayırdı. Bireyler tarafından 1 milyon dolar toplandı. Çocuklar bile kumbaralarını ve para koleksiyonlarını verdiler. Eksik 5 milyon dolar petrol kralı ve hayırsever John Rockefeller Jr. tarafından kontrol edilen Laura Spellman Rockefeller fonu tarafından bağışlandı. Yavaş yavaş dağ yerleşimcileri, çiftlik sahipleri, kağıt fabrikaları, madenciler ve oduncular parktan çıkmaya zorlanırken birçok durumda mülk sahipleri arazi fiyatlarını abarttı veya mahkemeye başvurdu. Bir sonraki adım olarak toprak ekimi ve tomrukçuluk yasaklandı. Ardından 1931'de bölgeye ilk yönetici atandı. Parkın doğum günü, eyaletlerin satın alınan 300 bin dönümlük araziyi federal hükümete devrettiği ve Kongre'nin parkın gelişimini başlattığı bir yasama kanunu çıkardığı 15 Haziran 1934'tür. 2 Eylül 1940'ta tam eyalet sınırında bulunan yeni Rockefeller anıtı yakınında konuşan Başkan Franklin Roosevelt parkın resmi açılışını yaptı. Haziran 1976'da UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı çevresinde bu korunan doğal alana Uluslararası Biyosfer Rezervi statüsü, 1983'te ise Doğal Bir Dünya Mirası Alanı statüsü verdi. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren parkla ilgili tuhaf haberler yayınlanmaya başlandı. Bölgede esrarengiz bir şekilde insanlar kayboluyor ve bir daha da bulunamıyorlardı. Bu yoğun ormanlarda neler olup bittiğine dair sadece teoriler var. Vakalardan en ünlüsü Dennis Lloyd Martin vakasıdır. Dennis Martin bundan 53 yıl önce, 14 Haziran 1969'da burada ailesiyle birlikte bir kamp gezisinde kayboldu. Korucular ve FBI ajanlarından şehir avcılarına ve yeşil belediyelere kadar yaklaşık 1500 kişi alanı taradı. Ancak çocuğa ait hiçbir iz bulunamadı.
Aradan geçen yıllar boyunca da çocuğa ait doğrulanabilir bir işarete rastlanmadı. Baba Bill Martin, 14 Haziran 1969 Cumartesi öğleden sonra Spencefield'daki tepede otururken gökyüzünde tek bir bulut dahi yoktu. Knoxville'da bir mimar olan Martin, bir gün önce babası Clyde ve iki oğlu, 9 yaşındaki Doug ve 6 yaşındaki Dennis ile hafta sonunu kamp ve yürüyüş yapmak için Cates Cove'a gitti. Bir sonraki gün babalar günüydü. Dennis 6 gün sonra 7 yaşına girecekti. Pazar gezileri Martinlerin 50 yıllık aile geleneğiydi. O yıl Dennis geziye ilk kez katılıyordu. Dennis küçük ama güçlüydü. Yaklaşık 1.22 boyunda ve 55 kiloydu. Koyu kahverengi gözleri ve dalgalı kahverengi saçları vardı. Okulda yaşı grubunun yaklaşık 6 ay gerisindeydi ancak kıvrak zekalı ve korkusuzdu. Daha önce hiç geceyi evden uzakta geçirmemişti ama ormanda nasıl davranacağını öğrenmişti. Çoğu zaman patikalarda öncülük ediyordu. O kadar hızlı yürüyordu ki yetişkinler her zaman ona yetişemiyorlardı. Cumartesi ailenin geceyi geçirdiği yakındaki Russell Field'da kahvaltı ve Martin'in diğer akrabalarının kamp yaptığı Spence'e yürüyüşle başladı. Yemek yiyip bulaşıkları yıkadıktan sonra yetişkinler manzaranın tadını çıkarmak ve sohbet etmek için tepeye çıkarken Dennis, Doug ve diğer iki erkek çocuk sahada koşup oynamaya başladılar. Dennis kırmızı bir tişört, yeşil şort ve Oxford giydiği için kolayca tanınabiliyordu. Bir süre sonra aile hep birlikte doğa yürüyüşüne çıktı. Bir ara çocuklar aralarında fısıldaşarak büyükleri korkutmaya karar verdiler. Ancak büyükler bunun farkındalardı. Sonra küçükler dağıldılar. Doug ve diğerleri güneye, Dennis kuzeye doğru açıldı. Yetişkinler kıkırdayarak beklediler. Çocuklar arkalarındaki çadırlardan bağırarak ve gülerek dışarı fırladıklarında Bill Martin ve diğerleri sözde korkarak sıçradılar. Birkaç dakika sonra baba etrafına bakındı. Dennis nerede? Doug ve diğer çocuklar batıya doğru giderken onu gözden kaybetmişlerdi. Kırmızı gömleğinin onları ele vermesini istememişlerdi. Babası ve büyük babası onu çağırdı. Cevap gelmedi. Sahada dolaşan grup bir iz bulmak için etrafa dağıldı. Saat ilerliyordu. Büyük baba Clyde Martin, Dennis'in kaybolduğunu bildirmek için Cates Cove Ranger karakoluna gitti. Bill Martin, Cates koyundan aşağı inerken parktan bir doğa bilimciyle yolları kesişti. Adam hiçbir şey görmemişti. Bir anda şiddetli rüzgar esmeye başladı ve gökyüzünü kara bulutlar aldı. Uzaklarda gök gürledi. Kopan öfkeli bir fırtınanın ardından başlayan sağanak yağmur, patikaları çamur nehirlerine çevirdi. Aile sığınağa gitmek zorunda kaldı. Güçlü rüzgar, Dennis'e yapılan çağrıları ve herhangi bir yanıt verme şansını da ortadan kaldırdı. Dennis üzerindeki giysisi ve ayakkabılarıyla gitmişti. Onu yağmurdan koruyacak ne şapkası ne de yağmurluğu vardı. O gece hava sıcaklığı hızla düştü ve açık havadaki yetişkinleri dahi ürpertecek dereceye indi. Aile arada bir ona seslenmek için sığınaktan çıktı, ancak boşuna. Dağlarda kaybolan iki düzineden fazla insanın izini sürmeye yardım eden emekli bir park korucusu olan Dwight MacArthur, "Çocuğun ailesinin çağrılarını duyduğundan şüpheliyim," dedi. "Onu duyabilirler miydi onu da bilmiyorum. Böyle bir fırtınada, böyle bir soğukta sığınaksız bir çocuk olmak iyi değil. Onların sistemi yetişkinlerden farklı bir şekildedir. Hipotermi çabuk başlar." MacArthur ve diğer korucular 15 Haziran sabahı saat 5'te arama ve kurtarma görevi için toplandılar. Dennis kayıp ilan edildi. Olay yerine doğru yola çıkan orman muhafızlarının taşan dereler, durgun sular, yağmurun gizlediği yollar ve patikalarla mücadelesi sabahın büyük bir kısmını aldı. Park yetkilileri arama yapanları Spencefield'a götürmek için kamyon ve jip kullandı. Öğle saatlerinde koruculardan yerel kurtarma ekiplerine ve izci gönüllülerine kadar 240'tan fazla kişi olay yerine geldi. Kalabalığın içinde oğlunun kaybolduğunu kilisede öğrenen Dennis'in annesi Violet da vardı.
içimde onu bulacağımıza dair bir his var diyordu. Belki de bazı şeyleri daha iyi anlayalım diye Tanrı bizi imtihana çekiyor. Park yetkilileri daha sonra çok fazla gönüllü, çok fazla eğitimsiz göz ve çok fazla özensiz ayak nedeniyle aramanın başlangıçtan itibaren başarısız olduğunu itiraf ettiler. Olay yerindeki ekip yöneticileri büyük kalabalık karşısında kısa sürede kontrolü kaybettiler. Gönüllülerden bazıları bu parka ilk defa gelmişken bazıları pusula kullanmayı bile bilmiyordu. Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı tarihinin bu en geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başarısız oldu. Deniz'ten iz yoktu. Vakanın detayları, kayıp çocuk, ani kaybolma, ülkenin en çok ziyaret edilen milli parkındaki unsurlarla mücadele anında manşetlere çıktı. Başkan Richard Nixon, park yetkililerine arkadaşı Tennessee'li ABD Senatörü Howard Baker tarafından başlatılan aramaya devam edeceğini bildirdi. 16 Haziran Pazartesi günü arama yapan ekip üyelerinin sayısı 300'ü aştı. Ertesi gün 365'i buldu. Yağmur bütün gün devam etti ve korucular ani sel nedeniyle geçilmez hale gelen yolları güçlendirmek için çakıl taşıdılar. 7. gün itibariyle arama yapan üye sayısı 1400 kişiye ulaşmıştı. Bir gönüllü yanlışlıkla kendini bacağından vurdu. Diğeri köprüden düşerek kolunu kırdı. Helikopterler geldi. Ancak yağmur ve sis nedeniyle zamanın çoğunu yerde geçirdi. Arama köpekleri günlerce ormanı kokladılar. Orta Tennessee'den bir devlet karayolu mühendisi olan Harold Key, Dennis'in ortadan kaybolmasından bir aydan fazla bir süre sonra park yetkililerine başvurduğunda davanın seyri değişti. Key, o hafta ailesiyle birlikte yakınlardaki Cates koyunu ziyaret ettiğini ve bir ayı görmeyi umarak ormana gittiğini söyledi. Nerelere dolaştığını net olarak söyleyemedi ancak o cumartesi akşamı 18-19 arasında Spencefield yakınlarında bir yerde olduğundan emindi. Ki New Sentinel muhabiri Carson Brewer'a şunları anlattı. Arabadan yaklaşık yarım mil uzakta yürüdüğümüz sırada bir çığlık duyduk. Felaket çığlığı. Kocaman, uzun, insanın midesini kaldıracak korkunçlukta bir çığlık. Nereden geldiğini anlayamadık ama sanki bir dağın tepesinden geliyor gibiydi. Birkaç dakika sonra çalıların arasında bir şey kıpırdandı. Derenin karşısına baktım ve çalıların arasında bir adam gördüm. Görünmemeye çalışarak çalılıkların arasından aşağıya doğru iniyordu. Belki de kaçak bir avcıdır diye düşündüm. Bir sonraki gün Dennis Martin olayını öğrenen ki, duyduğu çığlığın bu olayla bağlantılı olabileceğini düşündüğü için park yetkililerini aramıştı. Key'nin anlatımları üzerine korucular, onun o akşam küçük bir dere olan Sea Branch kıyılarında olduğu sonucuna vardılar. Orası çocuğun kaybolduğu noktadan 14,5 kilometre uzaklıktaydı. Patikayı kaybetmeden bu mesafeyi kat etmek olimpik bir çaba gerektiriyordu. İşin en gizemli tarafı da çocuğu kaçıran o insanın ya da o şeyin güneşli bir gün ve açık bir alanda çocuğa nasıl yaklaşabildiği sorusuydu. Ki 2019 yılında 94 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ancak ölümüne kadar anlattıklarına bağlı kaldı. Park yetkilileri ise adamın gördükleriyle Dennis'in kaybolması arasında hiçbir bağlantı olmadığını düşünüyorlardı. 3 Temmuz'da MacArthur ve geriye kalan küçük bir grup arayıcı, Spencefield altındaki West Prong patikasına doğru ilerlerken civardan kötü bir koku aldıklarını bildirdiler. "Hayır, bu bir hayvan ölüsü değildi," diyordu MacArthur. "Ben ayı ve geyik ölülerinin nasıl koktuğunu iyi bilirim. Bu çok daha kötü bir şeydi." Telsizden, "Ölü bir karga, bu alan zaten kontrol edildi," diye cevap geldi. "Devam edin." "Karga değildi," diyordu MacArthur. "Ben ölü bir karganın da nasıl koktuğunu biliyordum. Bu daha kötüydü. Çok kötüydü." Bugün 76 yaşında olan Dwight MacArthur, o kokunun ne olduğunu hala bilemiyor. "Ne olduğunu bilmiyorum," diyor. "Ama kontrol etmeye değerdi. Teyit edilmesi gerekirdi." Martin ailesi yıllarca Dennis'in bir şekilde hayatta kaldığı umuduna sarıldı.
Ancak park görevlileri ve onu bulmaya çalışan son insanlar, çocuğun kaybolduğu gecenin sabahına çıkamadığı görüşündelerdi. Park korucu yardımcısı Clay Jordan, "Dennis Martin'e ne olduğunu bilmemizin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum," diyordu. "İnsan doğası öyle bir şeydir ki her şeye mutlaka bir açıklama bulmak isteriz. Evet, cevap istiyoruz." Ancak Dennis, Smokey'nin kalıcı gizemlerinden biri haline geldi. Yıllar sonra internet sitelerinde bu olayla ilgili çok farklı bir teori ileri sürüldü. Bu komplo teorisine göre Büyük Smokey Dağları Milli Parkı'nda dağlarda yaşayan, geceleri dışarı çıkan, evcil hayvanları ve çocukları çalan yırtıcı varlıklar yaşıyor. Bazıları onlara vahşi insanlar diyor. Hatta sosyal medyada FBI'ın örtbas etmeye çalıştığı bu karanlık olguyla ilgili videolar var. Tabii ki varlığın görüntüleri yok, ancak orada gayet ciddi insanların anlatımları var. İnanışa göre bu varlıklar aralarında kendi işaret ve ses dillerini kullanmaktalar. Bir anda yayılan dayanılmaz koku, onlardan birinin yakınlarda olduğunun işaretidir. İddiaya göre bu varlıklar aynı zamanda yamyamdırlar. Bir dönem Dennis'i veya ondan geriye kalanları bulana ya da bulunmasını sağlayacak bilgiyi verene bugünün kuruyla 36 bin dolar ödül vaat edilmişti. Baba Bill Martin, oğluna ne olduğunu bilmeden 2014 yılında öldü. Aramaların sona ermesinden beri aile bu konu hakkında açıklama yapmayı kesti. Dedektifler hala Dennis'in kaçırıldığını mı, bir ayı tarafından mı parçalandığını, uçurumdan mı düştüğünü, yoksa açlıktan ve soğuktan mı öldüğünü tartışmaktalar. Ama söylediğimiz gibi, müdür yardımcısı Jordan artık kimsenin bir cevap bulmayı beklemediğini söyledi. Geçen zaman, hava durumu, leş hayvanları ve ormanın kendisi şimdiye kadar kalan bütün kanıtları silmiş durumda. Bu zavallı çocuğun ne yaşadığı, insanlığın asla öğrenemeyeceği, sonsuza dek tarihin en karanlık sır kayboluşlarından biri olarak kalacaktır.